Anne hübit. Ben burada yaşıyorum. Bu köprü yaklaşık hemen hemen 60 yıla, 65 yıla yakın bir geçmişi var. Rahmetli Adnan Menderes zamanında yapılan bir köprü. 103 metre uzunluğunda köprü. Yapıldığı günden bugüne sadece 1993 yılında bir tane orta ayağında bir bakım yapıldı. Onun dışında başka hiçbir bakım yapılmadı. Şu anda da köprünün aralarındaki o kendine göre köprülerin, her köprülerin bir boşlukları var. Buradaki boşluklar hemen hemen 30-40 santime kadar ulaşmış durumda. Yani normal bir insanın ayağı rahatlıkla neredeyse tamamını içine alacak boyuta gelmiş durumda. Ve yine bir ayağı şu anda çökmüş durumda. O çöküntüden dolayı da şu anda ara boşlukları gitgide artarak devam ediyor. Malum önümüz kış. Bu Ceyhan Irmağı'nın üzerinde şu anda 4 tane baraj var. Bu 4 tane baraj kış şartlarında sular muhtemelen fazla gelecek. Mecburen o kapaklar açılacak, suların seviyesi daha şiddetli olacak. Bu şiddeti kaldıramayacak bu köprü. Yani biz bir an önce bu köprüyle ilgili yetkililerimizin bu konuya bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Yani bir can kaybı olmadan bir önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah sesimize kulak verirler. İlk yapıldığı zamanlarda sağlamlığıyla bilinen bir köprüdür. Ama daha sonra bakımsız kaldığı için kışın aşırı suların da gelmesiyle birlikte sağlamlığını yitirmiştir. Köyümüze çevre köylerden gelen öğrenciler oluyor servis araçlarıyla. Ya da yürüyerek ulaşımını sağlayanlar oluyor. Hani halkımızın can güvenliği tehlike altında. Yani bu köprü hem yaya açısından hem araçlar açısından çok tehlike arz ediyor.